Sevgili izleyiciler, gülümseden hepinize merhaba. Umuyoruz yine bugün gülümseyerek başladınız. Gerçi Türkiye'nin gündemine bakacak olursak gündem epeyce yoğun. Çok da gülümseyecek bir gündem yok ama biz böyle gündemin o yoğun haber temposunun arasında sizlere farklı alanlardan konuklarımızla yaptığımız söyleşilerle umarız gülümseten dakikalar yaşatıyoruzdur diye düşünüyoruz. Bugün yine farklı bir alandan konuğumuz var. Her gün farklı alanlardan konuğumuz oluyor. Bugün yine tiyatro üstüne konuşacağız. Onun bugüne kadar yaptığı çalışmaları konuşacağız. Bir tiyatro sanatçısı stüdyo konuğumuz Yiğit Tunca Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor televizyonculuk? İyi gidiyor. Program öncesi yaptığımız sohbetten sonra böyle gayet iyi gidiyor. Konuklarımız çok iyi olunca karşımızda biz de iyi oluyoruz elbette. Onlardan aldığımız elektrik çok önemli. Şükür şimdiye kadar gelen pek çok... Aslında hepsi değil mi arkadaşlar? Hemen hemen bütün konuklarımız çok keyifliydi. Evet. Çok güzel sohbetler yaptık. Sizinle zaten program öncesinde bir başladık. Bunun devamı gibi ama atlamayalım. Orada konuştuğumuz şeyleri buraya da taşıyacağız. Tabii. Yiğit Tuncay Yıldırım... Şimdi ilerleyen dakikalarda işte Sivas 93'ten konuşacağız. Sizin yaptığınız tiyatroya yönelik yaptığınız çalışmalardan bahsedeceğiz. Ama Yiğit Tunca Yıldırım neler yapmış diye baktığımızda her konuğumuz gibi her konuğumuza bakıyoruz. Neler yapmış, neler etmiş bugüne kadar diye. Yiğit Tunca Yıldırım bir palyaço rolünü oynayarak başlamış değil mi? Evet. Tiyatroya ama çok küçük yaşta. 1978 yılında. Kaç yaşındaydınız? O zaman 9 yaşlarında falan 8-9 yaşlarında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çocuk müzikali için. Çocuk bir palyaço aranıyordu. Hı. Ben de sınavlara girdim. Kim yönlendirdi sizi peki? Şöyle yani benim oturduğum apartmanda tiyatrocular oturuyordu. Hı. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan. Ben zaten onların vesilesiyle sürekli tiyatronun içindeydim. O yüzden böyle bir şeyden haberimiz oldu. Ben de çok ilgili olduğum için gittim sınavlarına girdim ve kazandım. Sonra bir çocuk müzikalinde palyaço olarak başladım. Hı. Palyaçoluk biliyorsunuz çok kolay bir iş değildir yani. Evet. Çok zor bir meseledir. Öyle başladı tiyatro serüvenimiz. Ondan sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na devam ettim. Sonra özel tiyatroya geçtim. Neden özel tiyatro? Belediye tiyatrolarından sonra şimdi, böyle tercih. Kurum tiyatrosundan sonra evet, tercih. Evet, ödenekli tiyatrolar sonuçta devletin kurumları. Hı. Ve devletin kurumlarında siz ne yapacağınıza karar veremezsiniz. Birileri tabii karar onların... verir. Siz onu yaparsınız. O repertuara göre hareket edersiniz. Bu da bana çok uygun bir şey değil. Yani ben ne yapacağıma kendim karar vermek isterim. Hmm. Yani böyle bir inanç taşıyorum. Yapmak istediklerimi yapmak isterim. Onun için de özel tiyatroda olmak daha iyiydi benim için. O kurum tiyatrosu da tabii bir taraftan hani işte garanti bir yer gibi, işte sosyal güvencenizin olduğu. 12 ay maaşınız var. Düzenli maaşınızın yattığı bir kurum. Evet. O açıdan bakıldığında kimisinin hani tercih edebileceği bir durumken siz istememişsiniz. Galiba o yaratıcılık için. Ben o riski aldım. Yani o riski aldım çünkü. Değdi mi? Değdi bence. Değdi. Çünkü sonrasında 20'li yaşlarda herkesin de yapmaya cesaret edemeyeceği şeyleri yaptım. Ben yaptığıma inanıyorum yani. Hı. Sadece tabii oyunculuk açısından değil siz tiyatronun yönetmen olarak da evet. Oyun yazarlığı, evet. Sadece oyun değil şarkı sözleri, şiirler yazarak böyle hakikaten çok yönlü. Sadece oyuncu olarak kalmamışsınız tiyatro içinde. Peki sizin eğitimle ilgili de dedik yaptığınız şeyler var. Genç Seyirci Tiyatrosu adı altında bir topluluk kurmuşsunuz. Daha sonra onun adı değişmiş Halk Sahnesi Oyuncuları. Şöyle. Bu ismi değiştirmenizin sebebi neydi? Yanlış mı biliyorum yoksa ayrı ayrı şeyler de olabilir bunlar. Şöyle 1989 yılında Genç Seyirci Tiyatrosu adı altında kurduğum topluluk. Bu genç seyirci kavramı birçok ülkede olan tiyatroların adıydı. Böyle bir küresel bir ağ gibiydik biz. Hı. Mesela Rusya'da da vardı genç seyirci. Fransa'da da vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde vardı. Onun Türkiye'deki ayağını temsil etmek gibiydi benim yaptığım. Ondan sonra bizim savunduğumuz tiyatro geleneği biraz şeydir. Almanya'ya dayalı bir olaydır. İşte politik tiyatro geleneği, Volksbühne, halk sahnesi. İşte Irwin Piscator'un kurduğu, Piscator'un öğrencisi olan sonra Brecht'in devam ettirdiği, Berlin Ensemble adı altında devam ettirdiği bir gelenek. O yüzden de Genç Seyirci Tiyatrosu adını düşündüğümde sonradan ben halk sahnesi oyuncuları olmasının daha doğru olduğuna kanaat getirdim. 1998 yılında da adını değiştirdik. Genç Seyirci Tiyatrosu'nun ilk başladığı oyun Mayakovski'nin şiir ve yaşam kesitlerinden oluşan
bir sahne uyarlaması. Sahneye uyarlamaydı. Tek kişilik olan değil mi? Tek kişilikti. İşte ben oynadım neydi? Onu. Neydi? Pantolonlu? Pantolonlu Bulut. Pantolonlu Bulut, evet. Adıyla. Biz o oyunu 7 sene oynadık. 7 sene sonra 1989'da başladığımız oyun 96'da bitirdik. Ondan sonra halk sahnesi oyuncularının tiyatro atölyesini oluşturduk. Bu tiyatro atölyesi tiyatro araştırmaları yapan, genç kuşaklara tiyatroyu sevdirmeye çalışan ve en temel olarak da ekonomik sıkıntılarından dolayı kentin çevresindeki sokaklarda, mahallelerde tiyatro yapmak gibi bir şansa ulaşamamış insanlara tiyatro atölyesine getirip nasıl orada buluyorlar peki sizi onlar? Yani nasıl iletişim kuruyorlar? Biz o dönemde çok ilginç, ben afişleme yaptım. Halk sahnesi oyuncuları tiyatro atölyesi açılıyor diye. Ve bütün kentin dışındaki kalmış mahallelerdeki sokakları bu afişleri yapıştırdık. Çok güzel. O zaman halkın çok fazla dinlediği radyolar var. Oralarda duyurular yaptık. Epey bir katılım oldu. Yani 50-60 kişi gibi bir öğrenci topluluğu oluşturduk. Bu öğrenci topluluğu 5 sene gibi bir eğitimden geçti. Ama soracak olursanız bugün hangisi tiyatrocu oldu diye hiçbiri olmadı ama yine bu işle alakalı başka işlerle iştigal ediyorlar. Yani kimisi belgesel filmci oldu, kimisi bilmem ne oldu ama yani bir şekilde biz yine hedefimize ulaşmış olduk. Yani. Yine sanatsal bir şeyler tabii yapıyorlar. Az önce önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki biz bir atölye kurduk ama bu atölyede işte araştırmacılıktan bahsettiniz. Evet. Ben yine sizinle ilgili bilgilere bakarken işte tiyatro sanatının tüm özellikleri üzerine araştırmalar yapan ve bu araştırmaları deneysel nitelikteki bir şekilde üretimlere dönüştüren bir laboratuvar tanımlaması yapmışsınız mesela. Evet. Hani Türkiye'de pek çok işte pek çok konuğumuzla konuştuk biz burada zaman zaman. Oyun atölyeleri var, işte belediyelerin açtığı tiyatro eğitimi veren kurumlar var, özel tiyatrolar var. Epeyce bir eğitim kurumu var. Hani hakikaten mantar gibi türemiş durumda hepsi. İçeriklerine bakacak olursak da oraya giden gençlerin genellikle hedefledikleri, elbette aralarında daha idealist olanlar vardır, bilemiyorum. Ama bir şekilde işte ünlü olup dizilerde oynamak, bir şekilde keşfedilmek. Ama sizin burada yaptığınız şey başka bir şey. Daha farklı bir şey. Araştırma, tiyatro sanatı ile ilgili her şeyi araştırmak gibi bir cümle var orada. Evet. Tiyatro sanatı bizim ülkemizde her açıdan, her anlamda araştırılmış durumda. Ne kadar yol almış durumdayız bu konuyla şimdi ilgili? Şimdi şöyle, tiyatronun malzemesi temelde insan. Ve insan çok geniş bir malzeme ve sonsuz bir malzeme. O yüzden de böyle bir malzemeye girdiğiniz andan itibaren ucu bucağı olmayan bir alanla karşılaşıyorsunuz. Hatta Peter Brook gibi ünlü bir tiyatro yönetmeninin yazdığı bir kitap vardır, tiyatrocu. Boş alan der. Yani ne kadar doldursanız dolduramazsınız, o bitmez. Çünkü insan var. Çünkü tiyatro sanatı insanı insana, insanca ve insanla anlatma sanatıdır. O yüzden de malzeme bu olunca haliyle araştırmakla bitmez. Bu araştırmalarda toplumların kendi gelenekleri, görenekleri hepsi içine giriyor. Biz müziği de katıyorduk buna. Mesela bizim grubumuzun içinde grubumuza müzisyenler geliyordu. Diyelim ki bir genç arkadaşımız bağlama çalıyor. Biz o arkadaşımızın o birikiminden nasıl faydalanırız? Nasıl ve tiyatro sanatına bu arkadaşımız bağlamasıyla ne katabilir? Bütün bunların hepsini değerlendiriyorduk. Nitekim mesela halk sahnesi oyuncularının bu 50-60 kişilik gruptan bahsettim ya, bir belgesel oyun sahneledik biz. Belgesel oyun sosyal mücadeleler tarihini içeren bir oyundu. İşte Kalbimiz Yine Çarpıyor, Yine Çarpacak adı altında sahneye taşıdığımız bir çalışmaydı. İşte onun içinde ne vardı? Canlı müzik vardı mesela. Halk şiirinin özellikleri vardı. Hepsi bunların içindeydi ve tiyatro sanatının tüm özellikleri vardı. Anlatıcı vardı. O şiirleri oynamak vardı. Yani bu kapsam içinde bütün bunların hepsini birleştirdiğimizde sahneye çok boyutlu, çok farklı bir çalışma çıktı. İşte o da bir belgesel tiyatro örneğiydi ve önemli bir olaydı yani. Siz yayın öncesi sohbetimizde de yine erken geldiğiniz için sohbet etme fırsatı bulduk sizinle de. Evet. Yaptığım bütün işler genellikle bakacak olursak politik dediniz. Politik tiyatrodan bahsettiniz. Evet. Niye Yiğit Tuncay Yıldırım politik tiyatro yapmayı tercih etti? Şöyle söyleyeyim. Sanatın bir
önemli bir noktası var. Risklidir de bir taraftan çünkü yani siz belki bir mesaj veriyor olabilirsiniz ama o mesaja tam karşı duran kitle sizi sevmeyebilir. Evet. Herkese hitap ama oysa evet. İşte popüler bir şey yapıp herkese de hitap edebilecek. Ben öyle şey tüm değilim. Tüm çevrelere hitap edebilecek işler de çıkarabilirdiniz. Riskli de bir durum aslında. Çok riskli bir durum. Neden politik tiyatro? Ben taraflıyım. Yani tarafını belirlemiş bir insanım. Hı. Ve kendimi bir tarafa ait hissediyorum. Onun için de politik tiyatro yapmayı düşünürken böyle bir çekinceye hiç girmedim. Zaten popüler kültürle çok barışık biri değilim. Daha çok biraz burnunun dikine demek gerekir. Kendi zarar görse de değil, evet, riskli olsa da. Evet, mesela çoğu sanatçı çıkıp televizyonda hangi takımı tuttuğunu bile söylemez. Bundan bile çekinirler. Mesela benim böyle kaygılarım hiç olmadı. Bu riskleri almaya her zaman hazırım. Şöyle söyleyeyim, tiyatro sanatında, daha doğrusu sanatın genelinde popüler kültür görünen gerçeğe hitap eden bir şey. Oysa ki sanat görünen gerçeğin arkasındaki esas gerçeğe dokunmalıdır. Esas bam teli orasıdır. O yüzden de buna dokunduğunuz andan itibaren aslında politik tiyatronun içine girmiş olursunuz. Ha, diğer tiyatrolar politik değil midir? Hayır efendim, böyle bir şey de yok. Her tiyatro, her sanat eseri politiktir. Sanatın politik olmadığını söylemek de politik bir tutumdur. Yani böyle bir gerçeklik var. O yüzden biz kendimizi politik tiyatro diye ayırıyoruz ama sanki öbürleri politik değilmiş gibi. Aslında onlar da politikler. Yapılan her iş diyorsunuz, sanat adına yapılan ama her şu var, şey politiktir. Biz politik tiyatro diye kendimizi sıfatlandırırken, tanımlarken şuna dikkat ediyoruz. Politik tiyatro dediğimiz andan itibaren tarafınız bellidir. Şu taraftanım ben. Yani emeğin ve emekçinin yanında yer almaktır. O safta durmaktır. Budur yani, ezilenlerin, sömürülenlerin yanında yer almak ve buna karşı olan sömürenlere ve ezenlere karşı muhalif bir düşünceyi ifade etmektir. Benim, o yüzden benim bu tuttuğum taraf, bulunduğum yer, konum. Evet, burası. Ben bunu net olarak da söylüyorum. Sıkıntısını yaşadınız mı hiç peki? Çok. Mesela? Çok. Yani bu tavrımızdan, bu düşüncelerimizden dolayı çok yerde dışlanıyoruz haliyle. Televizyonlar o kadar kolay açık olmuyor bize. Yani bugün mesela çok ilginç, tiyatro üstüne bile popüler televizyon kanallarına konuşulduğu zaman tiyatroya gerçekten çok emek vermiş ve sadece tiyatro yapmakla hayatını geçirmiş insanlar çağrılmaz, dikkat edersiniz. Daha çok kıyısında, kenarında aslında tiyatronun çok içinde olmayan insanlar çağrılır. Neden? Onlar popüler kültürün ürünüdür zaten. Ve popüler kültürde onlara yer verir. Biz bu popüler kültürün... Magazine malzeme olacak bir söyleşi çıkmayabilir. Evet, evet, biraz öyle. O yüzden de sıkıntılar buradan başlıyor. Başka şeylere kadar gidiyor tabii ki. En basitinden ekonomik büyük sıkıntılar çekiyorsunuz. Çünkü bütün kapılar yüzünüze kapalı oluyor. Her taraf açık az olmuyor. Az kapı açılıyor size. Dolayısıyla evet, oradan gelen kaynak da sınırlı. Sınırlı oluyor. Ve ama biz, daha doğrusu ben kendi şahsi olarak söyleyecek olursam, bu sıkıntıları zaten biliyordum. Bilerek girdim ve o yolda da yürümeye devam edeceğim. Peki az önce dediniz ki popüler kültür benim hani işim değil. İşte, atıyorum, maddi sıkıntılardan bahsettiniz. Çünkü herkesin kapısı size açık olmayabiliyor. Dikkatimi çeken bir şey de şu: sizi çok yoğun olarak televizyon dizilerinde, ben açıkçası yani çok dizi izleyen biri olmadığım için görmemiş olabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar gördünüz mü, ama sizi çok fazla televizyon dizilerinde görmüyoruz. Oysa bu kadar tiyatronun içinde olan biri, yüzlerce de kanalda bir sürü şey var, dizi var. Niye dizilerin içinde yer almadınız? Hani bu kadar işte maddi sıkıntılarda varken herkes tercih ediyor. Pek çok usta sanatçı da evet sadece duygusal diyor ki burada bile söyleyenler oldu. Bu kişisel bir tercih mi, yoksa size dizi yapımcılar da mı hani kapılarını açmıyorlar, yoksa? Şöyle söyleyeyim ya, bu kişisel bir tercih tabii. Ama arada bir tek tük oynuyorum. Yani gidiyorum ama zaten o televizyon dizilerinde oynayanlar, o işleri yapanlar bir camia. O dünyaya aitler. Ben o dünyaya ait biri değilim. Dolayısıyla onların da çok fazla gözü önünde değilim. Ben tiyatro dünyası içinde biriyim ve orada yer alan biriyim. Dolayısıyla onlar da zaten kalkıp buraya bakmıyorlar. Ya onların da bize çok fazla meraklı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama arada bir tabii ki oynuyorum.
Yani mesela en son Canım Ailem 30. bölüm yayınlandı. Orada vardım ben mesela bir bölüm için. Bir bölüm oynadım. O da güzeldi çünkü sesli çekimdi. Sesli çekim olunca benim hoşuma gidiyor. Hı. Öbür türlü çekiyorsunuz, seslendirmesine ayrı gidiyorsunuz. Evet. O çok itici geliyor bana yani. Çok sevdiğim bir şey değil. Peki o. Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz Türkiye'deki dizi sektörünü artık sektör haline geldi. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada sergilenen performanslar, oyunculuk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya da nasıl olmalı? O farklı bir dünya. Yani şimdi dizi oyunculuğu, ne bileyim, insanlar bir anda sizin göz renginizden size kafayı takabilirler ve o yüzden reytingler yüksek gelebilir ve oradan yürünebilir. Yani hiç belli olmuyor bir şey. Orada çok iyi oyuncu olmanın bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. O başka bir dünya yani. Başka bir işleyişi var onun. Ama şu da var. 20 bin kişi ekmek yiyor. Ah, bir de tabii gerçekten sektör. Setlerinde çalışan işçilerinden, ışıkçılarından, kameramanlarına kadar 20 bin insan ekmek yiyor. Ya az da değil yani. Evet. Ama farklı bir şey yani. Sizin yaptığınız işte onların yaptığı iş gerçekten oyunculuk açısından da değerlendirecek olursak dizi oyunculuğu ve tiyatro oyunculuğu çok farklı. Bambaşka. Sinema daha başka. Sinema daha bir başka. O da farklı bir kulvar. Peki devam edeceğiz sohbet etmeye. Kısa bir ara verelim. Tabii. Ardından yine sizlerle olacağız sevgili izleyiciler. Gülümse devam edecek. Siz de lütfen bir yere ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, Gülümse devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Yiğit Tuncay Yıldırım'la söyleşmeye devam ediyoruz. Sizler de dahil olabilirsiniz. İletişim bilgilerimizi bir hatırlatmakta fayda var. gulumse@cemmedya.com elektronik postalarınızı ulaştırabileceğiniz adresimiz. 627-48-48'den bize ulaşabilirsiniz. Ya da Cem TV yazıp bir boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 20-30'a göndermeniz mümkün. Yiğit Tuncay Yıldırım tabii sadece tiyatro işte oyunculuğu, yönetmenliği ya da tiyatro oyunu yazmıyor. Aynı zamanda şarkı sözleri yazıyor. Şiirler yazıyor dedik. Evet. Mutlaka dinleyenler, çünkü müthiş bir hayran kitlesi olduğunu biliyorum. Hilmi Yarayıcı'nın pek çok şarkısının, sözünün size ait olduğunu öğrendik biz de. Özellikle onun hit olmuş pek çok şarkısına şiir söz şarkısının sözlerini siz yazmışsınız. O merak nereden? Böyle bir anda mı olan bir şey oldu? Hep yazar mıydınız siz? Benim zaten edebiyatla çok yakın bir bağım var yani. Şöyle söyleyeyim, 17 yaşlarında filan Milliyet Yayınları'ndan Genç Şairler Antolojisi çıkmıştı. Orada şiirlerim yayınlanmıştı. Evet, yayınlanmıştı. Sonra birçok edebiyat dergisinde uzun süre şiirler yayınladım. Şiir benim çok özel ilgilendiğim bir alandı. Müzik tarafı ise şöyle söyleyeyim, 12-13 yaşlarındayken Yurder Doğulu, Kenan Doğulu'nun babası, Türkiye'nin sayılı gelmiş geçmiş gitaristlerinden biriydi. Onun öğrencisi oldum ben. Gitar dersleri aldım ondan. Çalar mısınız şu an? Hani... Yani çok bir süre çaldım. Tiyatroda falan İlgilendim. Kullandınız mı? Tabii kullandım tabii. Bazı oyunlarda çıktım, gitar çaldım. Sipsi çalarım. Öyle mi? Tabii müzika çalarım. Yani müzikle sipsi de bir sipsi çalan da çok yoktur bizim ülkede. Ben öyle biliyorum. Ben uyduruyorum. Küçücük bir sazdır. Çok böyle şey. Çok hani akademik, iyi sipsi çalan yoktur gerçekten. Akademik bir düzeyde değil ama şey... doğaçlamalar yapabiliyorum sipside. Sipsi çok enteresan bir alet. Evet, miniciktir ama. Yok, çok acayip bir sesi vardır ama. Müthiştir. Özellikle yol havalarında mı kullanılır? Yanlış söylemiş olmayayım ama. Yani Trakya'da da kullanılıyor, Ege'de de kullanılıyor. Ege'de çok. Biz mesela Zeybek'te kullanmıştık. Onu çok etkileyiciydi. Gurbet ama onu mesela uzun zurnalar vardır. Onlarla da yapabilirsiniz ama sipsi çok ilginç olmuş. Sipsi bambaşka bir şeydir. Hani hakikaten çok küçük. Hatta küçük. Sipsi çalan bir arkadaşım var. Ve müzisyen arkadaşlarımız var bizim. İşte herkes ne bileyim sazını işte kemanını alıyor. Büyük büyük kutularda falan. O cebine koyardı. Ama onun sesi hepsinden daha fazla çıkar. Ama şöyle söyleyeyim yani. Kendi küçük ama söylediği sözler büyük. Onu söylüyorum. Evet. O önemli yani. Çok marifetli bir sazdır. Marifetli. Yani müzikle de böyle bir ilginiz var. Tabii çok öyle, profesyonel olmasa bile. Edebiyatla da öyle bir bağ olunca, ikisi birleşince tabii haliyle öyle bir şey çıkıyor. Yorumcu ortaya. Tarafınız var mı peki? Şarkı türkü söylemek gibi? Yok, şarkı türkü söyleme. Yani oyunlarda söylüyorum ama öyle bir iddiam yok yani. Ben söylemekten çok hoşlanmıyorum. Kendi sesimi beğenmiyorum diyorsunuz. Evet, yani çok fazla hoşlanmıyorum. Peki şiir demişken o zaman şiir okuyorsunuz ama değil mi? Gerek tabii, oyunlarda tabii. Şiir dinletileri falan oluyor mu? Oluyor. Zaman zaman. Oluyor. Hani belli bir mekanda mı yoksa böyle eş dost çevrelerinde mi okuyorsunuz şiirleri? Yok, şiirleri böyle programlara gelince okuyorum. Bilirsiniz benim eskiden bir albümde mesela şiirlerim vardı. Grup yorumun Boran Fırtınası albümünde. Evet, Boran Fırtınası albümü. Mesela orada okuyordum şiirleri.
Ondan sonra zaten orada da... Şiir albümü yapmak gibi bir düşünce oldu mu hiç sizde? Oldu, öyle teklifler geldi de ben bu işi hemen ticarete döndürmek taraftarı değilim. Hmm. Bir de gideceksiniz, sizin okumak istediğiniz şiirler var. Onlar size ya bunları okursan daha iyi olur diyecekler. O da benim işime gelmez. Yani çünkü ben söylemek istediğimi söyleyemem. Az önce dediğiniz dik başlayayım ben. Yani evet, ben biraz şiir. Galiba şiir konusunda biraz asi ruhluyum. Böyle yani. O zaman biz sizin sesinizden bir şiir dinleyelim, olur mu? Evet, neyi okuyalım? Mesela arkadaşlarımdan da bir fon rica edelim. Hatta stüdyoda da duyabilirsek ne güzel olur. Fonumuzu. Şöyle, ben bugün Deniz Gezmiş'in eylemlerde, öğrenci lideri Deniz Gezmiş'in eylemlere gittiği zaman, eylem başlamadan, yürüyüşe başlamadan önce kitleye dönüp okuduğu bir şiir var. Bu Benerci Kendini Niçin Öldürdü adlı uzun şiirdendir Nazım Hikmet'in. Hı-hı. Hep bu şiiri okurmuş Deniz Gezmiş eylemlerde. Ben şimdi onu seslendirme, Nazım Usta'nın affına sığınarak tabii. Dikine müstakil bir apartmanın en üst katında dört köşe bir oda. Perdesiz pencereler. Pencerelerin dışında yıldızlı geceler. Genç adam alnını dayamış cama. Ben romanın muharriri diyorum ki genç adama, delikanlı. İyi bak yıldızlara, onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Delikanlım, senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kainatın en mükemmel şeyidir. Delikanlım, sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara, onları göremezsin belki bir daha. Delikanlım, belki beni anladın, belki anlamadın. Güzel gerçekten. Çok anlamlı da bir şiir. Evet. Hani o dönemleri belki birebir yaşamış insanlar yani, daha iyi algılamış. Asılacağını biliyormuş gibi sanki. Tabii tabii. Ama zaten mektubunda... Belki bir daha göremezsin yıldızları. Sözlerde gerçekten hani gelecek noktayı galiba tahmin ediyordu. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ama şiir albümü yapmalısınız gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Bu konuda çoktan ticaret edip paylaşmak adına en tabii, azından. Tabii tabii. Böyle şiirler okursak olabilir. Niye olmasın? Ben oynadığım Mayakovski oyununu bir ara yapmayı düşünmüştüm aslında. Oyun çünkü şiir üstüne kurulu bir oyun olduğu için. Öyle bir olduğu bir şeydi ama yani Mayakovski kim dinler? Çok özel bir albüm olur. Yani 1000 kişi taş çatlasa 1000 kişi falan dinler. Meraklısı için öyle bir hikaye olur yani. Yapılabilir ama yani, tabii yani onlara ulaşsın diye. Hani siz zaten hani popülerliğin dışında, popüler kültürün dışında gerçekten inandığınız şeyleri yapmak istediğinizden yaptığınız şeyde hani kimler inanıyorsa, kimlerin ilgi alanına giriyorsa onlar dinlesin, kafi herhalde. Okuma alışkanlığı olmayanlar için de iyi bir şey olur. Yani şiir okumuyorlar belki olur. Tabii, de. Duymuş olur, tabii. En azından dinlerler, öyle şiirleri duymuş olurlar. Yani şiir kitaplarına da zaten hani genel olarak, gerçi bunları hep sürekli şikayet ediyoruz ama istatistikler de onu gösteriyor. Az kitap okuyan bir ülkeyiz biz. Evet. Okuduğumuz şeyler arasında da şiir kitaplarının hani oranı nedir, onunla ilgili bir istatistik yapıldı mı bilmiyorum ama bence çok düşük. Meraklısı ancak gidip işte belki arşiv niteliğinde olsun ya da bulunsun diye alıyordur. Çok düşük. Ama albüm olursa bu belki biraz daha farklı olabilir. Albüm başka evet. Bir şey çünkü. Dinlenebilir. Farklı bir şey. Peki gelelim Sivas 93'e. Evet, esas mesele. Esas mesele tabii siz ve sizin yaptıklarınız ama sizin de içinde bulunduğunuz çok önemli bir oyun Sivas 93. Yaklaşık 2-2,5 yıldır değil mi? Evet, 3. sezona girdik. 3. sezona girdi Sivas 93. Şu an ekranda da arkadaşlarım eğer paylaşırlarsa izleyicilerimize Sivas 93'ten görüntüler var. Yine dediniz ki işte ben politik tiyatro yapıyorum, hatta sanatla ilgili çok önemli cümleler de kurdunuz. Sivas 93'te politik bir oyun. Evet, politik bir oyun. Ama belgelere, tamamen belgelere dayanan. Dayanan, belgesel bir tiyatro örneği. Tiyatro ve ilk örneği belki de değil mi? Türkiye'de ilk mi? Daha önce şöyle söyleyeyim. Şimdi şunu söylerim. Dostlar Tiyatrosu'nun 41. yılı. 41 yıllık bir tiyatro. Ve bu tiyatro 41 yılında politik tiyatro yapmış bir tiyatrodur. Meraklıları bilirler yani, o takipçileri vardır özellikle Dostlar Tiyatrosu'nun.
Şu an ekranda da Sivas 93'ten evet. görüntüler var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Belgesel tiyatro örneğini yine 70'li yıllarda Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu örneklerini verdiler Türkiye'de. Hmm. 80 darbesinden sonra bu örnekler kalmadı tabii. Yani bu tarz tiyatroların yaşama şansı çok zor bir döneme girmişti. Ve şöyle, bir taraflar onlarda işte az önce konuştuğumuz evet, aynen, şey. Aynen. Taraflar neler oynandı? Şili Dağlar, Alpagut olayları, Baydar Maynov. Hmm. Yani çok önemli oyunlar oynandı Türkiye'de. Ama nereden baksanız 30 yıl, 35 yıldır filan belgesel tiyatro yapılmıyor. Adına çok fazla bir şey yapılmıyordu. Ve Sivas 93'ü Genco Erkal düşündü. Tekrardan daha önceden deneyimi olduğu bir konuda bir şey yapmaya karar verdi. Buna da nasıl karar vermiş? O da ilginç. Dikmen Gür'ün Cumhuriyet Gazetesi'nin tiyatro eleştirmenlerinden 2-3 sene üst üste Dünya Tiyatrolar Günü'nde falan bir yazı yazıyor. Ya diyor bu ülkede büyük katliamlar yapılıyor. Niye kimse bunu yani değil mi? Çorum var, düşünmüyor? Çorum katliamı var, Maraş katliamı var, iki kere Sivas katliamı var, Gazi olayları var. Niye peki bir tiyatro niye kimse cesaret edip de bunları sahneye taşımıyor? Niye sahneye taşımıyor? Ne iyi malzeme işte evet. size. Bunun üstüne Genco Erkal da tabii bunları okuyor. Okuyor fakat şunu düşünüyor. Diyor ki yani ben oyun yazarı değilim. Ben bir tiyatro yönetmeniyim. Bir tiyatro oyuncusuyum. Herhalde birileri bu çağrıları duyar yazarlardan. Bir şeyler yazarlar. Onu bekliyor yani. Kimse yazmıyor ama. Evet kimse yazmıyor. En sonunda olacak gibi değil. Diyor ki olmazsa ben kalkışayım bu işe bari bir çalışma yapayım diyor. Önce kendisine güvenemiyor. Diyor ki bir gireyim işin içine. Girerken de tabii birçok kişiyle işte Zerrin Taşpınarlar'la Serdar Doğan biliyorsunuz Sivas'ta Madımak Oteli'nden sağ çıkan. Hepsi insanlarla birebir görüşmeler yapıyor. Birebir görüşmeler yapıyor. Onlarla görüşmelerinde onlardan belge desteği alıyor. Olayları dinliyor. Ama yine de çok emin değil. Bir 10 sayfa karalıyor. Yani nasıl bir şey yaparım diye. 10 sayfayı gördükten sonra kafasını da kurgulayınca diyor ki yok ya ben bu işi yaparım diyor. Ve inanç doğuyor o anda. Ve tamamını yazmaya başlıyor. Yazmaya başlıyor derken de şöyle yazıyor tabii ki. Onu atlamamak gerekiyor. Kendisi kurguluyor diyelim aslında. Kendi düşüncesinden hiçbir söz eklemiyor. Çünkü belgesel tiyatro tamamıyla belgelere dayalı. Belgelere, görüntülere dayalı olmak zorunda. İşte dava tutanakları olsun. Evet, her şey birebir. Olayın yaşandığı anda olayı çeken polis kamera görüntüleri hepsini toparlamaya başlıyor. Olayın zaten Sivas katliamının kendisi birileri tarafından kurgulandığı için size kalan o kurgulayanların kurgusunu yakalamak, o kurgunun üstünden gitmek. O da o noktada hareket ediyor, metni oluşturuyor. Sonra tabii oyuncularla yani bizlerle bağlantı kurdu. Peki bir şey soracağım. Dedik ki işte politik tiyatro yapıyorsanız bir yeriniz vardır. Hani duruşunuz vardır, bir tarafsınızdır. Evet. Seçilen bütün oyuncular bir taraf mıydı? Yani ona özen gösterildi mi? Yok, öyle bir özen gösterildi. Oyuncu yeteneğine mi bakıldı sadece? Hani o oyunda gerçekten onu hissedebilecek. Çünkü oyunu ben izledim ve oyunda evet Sivas katliamını işte birebir gördük, izledik ekranlardan ama oyun pek çok görmediğiniz pek çok noktayı da yakalamamızı sağladı oyun. Evet. İzleyenler mutlaka bilecektir. Dolayısıyla zaman zaman işte çok önemli mesela hala beynime kazınan birkaç cümle vardır unutamadığım oyunda. Bütün bu cümleleri söylerken biraz hissetmek gerektiğine inandığım için acaba hissetti mi herkes? O özenle seçildi mi oyuncular diye düşünmedim değil açıkçası. Şimdi Genco Erkal yılların ustası tabii yani. Evet. Oyuncu seçimlerinde oyunculardan ne alacağını zor görebilir. Olmuş mudur hani seçimi? Bilir ama şu var provalara girdiğimiz anda bir atmosfer yaratılmış. Yani o provalar esnasında tiyatroda bir atmosfer var. İster istemez oyuncular o atmosferin içine zaten, giriyorlar. Evet, zaten kalkıp kimsenin Sivas katliamı yaptılar iyi oldu diyecek halleri yok. Tabii ki herkes bu anlamda bir taraf. Ama daha derinlikli konulara girildiğinde farklı düşünceler çıkabilir tabii ki. Ama öyle bir taraf oldukları net. Bu eksende hareketle oyuncular da bir araya geldikten sonra provalar başladıktan sonra biz de tabii oyuna girdiğimizde metni daha çok deşmeye başladığımızda
daha da çok olayı kavramaya başladık. İşin bu yönü var, bir de bir başka yönü var. O da şu, şimdi ben tiyatro kurgusundan bahsediyorum olayı. Bu işin bir de sinema kurgusu var. Sinema kurgusu da arkamızdaki 4 metrelik ekranda Sivas katliamının başlangıcından sonuna kadar ki olan sürecinin kurgulanmış hali var. Demek ki ne oluyor? O zaman yöntem olarak sahnede hem bir tiyatro kurgusu hem bir sinema, belgesel sinema kurgusu, evet, iç içe aynı anda yürüyor. Oyunculuk açısından da şöyle bir handikapı var. Arkadaki görüntüyle senkronize olmak zorundasınız. Tabii öyle bir şey var. Olur ya. Kaçırdınız. Zaman zaman oyunda oluyor mesela. Bazen oyun sarkıyor gibi oluyor. Görüntü geride kalıyor ya da görüntü ileri gidiyor. Hemen onu toparlıyoruz biz. Evet. Hemen bir şekilde ayarlıyoruz. Onun aynı anda gitmesi önemli. Senkronize gitmesi önemli. Bu anlamda da ben şöyle söyleyeyim. Ben belgesel tiyatro tarihini, politik tiyatro tarihini incelemiş biri olarak sahnedeki olayın sinema kurgusuyla tiyatro kurgusunun aynı anda gittiği başka bir oyun örneğine rastlamadım. Değil mi? Sivas 93 dünyada bu anlamda bence ilk ve tektir. Bir tiyatro yöntemi açısından da çok kayda değer bir oyundur diye düşünüyorum. Yani kendim oynuyorum diye söylemiyorum. Yeni bir soluk da getirmiş olmuş. Evet, ben mesela bu oyunu seyretseydim o anlamda buna çok dikkat ederdim. Çünkü tiyatro böyle bir örneği yok. Ve bence dünya politik tiyatro tarihine de önemli bir yer edinmesi gereken bir çalışmadır diye düşünüyorum. O anlamda Genco Erkal'ı da bu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hem oyuncuları tabii Genco Erkal işin başında olduğu için bir kere müthiş bir oyundu. Biz o dönemde radyodan da çok fazla duyurmuştuk. Mutlaka bu oyuna gidin, mutlaka görün diye. İlk başladığınız zamanlarda İstanbul'da yoğun olarak oynuyordunuz ama daha sonra işte Avrupa'da turneler oldu. Evet. Şehir dışında başka illerde Türkiye'ye de oynadınız. Gezdik. Biraz hani azaldı İstanbul'da oyun sayısı ama yeni sezonda acaba İstanbul'da artacak mı oyun? İstanbul'da artmaz. Çünkü 3. sezon İstanbul 20 milyon insanın yaşadığı bir şehir. Yani aşağı yukarı 17-18 falan. Ama bu 20 milyonluk... Kaç kişi gelmiştir sizin oyunuza Sivas 93'e? Şu anda Sivas 93'e 100 bini buldu. 100 bini buldu. 100 bini buldu ve 200. oyuna yaklaştı. Sadece İstanbul'dan falan bahsetmiyoruz ama değil mi? Genel toplamı. Toplamı. Genel. Mesela Avrupa turnemiz oldu geçen yıl. Bir ay 15 bin seyirciye ulaştık orada. O bir aylık turnede 15 bin kişi seyretti. Bu senede daha ağırlıkla yine Avrupa'ya gidiyoruz ama bu sefer çok ilginç. Yabancıların organize ettiği, işte Fransa'da Fransızların organize ettiği tiyatro festivalleri var. O festivallere davet ediliyoruz ve gidiyoruz orada Fransızlar oynuyoruz. Çok güzel. Mesela yine Eylül'de öyle bir tiyatro festivaline gittik Lyon'da. Uluslararası bir tiyatro festivaliydi ve Fransızlar seyrettiler. Hepsi dondu kaldı. Çünkü böyle bir örnek görmemişler daha önceden. Şimdi yine Kasım'da şey var, Strasbourg var. Akdeniz Tiyatro Festivali var. Fransa'da. Evet. Oraya gideceğiz. Yine Bielefeld'de oynayacağız Almanya'da. Bu ay, Eylül ayında Karadeniz'e gidiyoruz. İşte Rize, Samsun, Trabzon gibi yerlerde oynayacağız. Hep çünkü tabii yaşamasını istediğim, hep hani oynansın istediğim oyunlardan bir tanesi benim Sivas 93. Yani, ayda bir de olsa oynanmalı. Evet, yani. Oynanmalı Sivas 93. Unutturulmamalı yani. Bu. Hani hep Sivas ya da işte buna benzer katliamlar unutulmasın, unutturulmasın, unutturmayacağız denir. Hep yıl dönümlerinde özellikle en çok kullanılan cümledir bu. Bu da ancak sanat yoluyla daha da kolay ve daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Sivas yani bu katliam insanlık açısından utanç verici bir olay. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Siz neler hissettiniz oynarken? Şimdi ben zaten şöyle söyleyeyim. Yani Sivas katliamı olduğunda haliyle bizim diğer genç arkadaşlarımız mesela çocukmuş o zamanlar. Tabii. O yüzden olayları çok fazla bilmiyorlar. Olduğu gün ben evde oturuyordum. Şok geçirmiştim yani. Ama şunu da biliyordum. Çocukluğumdan, 70'li yıllardaki çocukluğumdan biliyorum. Yani Çorum katliamı olsun, yine Sivas katliamı, yine Maraş katliamı, o olayları biliyorum. Ve bu konuda da bir bilince sahibim. Bu bilince sahip olduğum için, dedim yani yine, eski şeyler, senaryolar tekrardan gündeme geldi ve bu tekrardan uygulanıyor. Ama burada benim düşündüğüm şuydu, acaba bununla neyi amaçlıyorlar? Bunu düşünmüştüm. Cevabını bulabilmiş miydiniz? Cevabını tabii ki bölgedeki gelişmeler süreç içinde kendini göstererek vermiş oldu. Yani işte Irak'taki
Amerikan işgalinden tutun, tek oradan çıkıyorum diye Afganistan'a geçişine, bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler. Yani orada oteli yakmaya giden insanlar bizim ülkemizin insanları. Bizim insanlarımız, her gün beraber yaşadığımız insanlar. Bu insanların bu işi tertiplemesi mümkün değil. Bunun arka planı, yani görünen gerçeğin arkasındaki... Az önce dediğiniz sanat, evet, oraya dokunur işte. Esas gerçek Sivas teline dokunmak Sivas lazım. Sivas 93'te de ona dokunuldu aslında. Dokunuldu. Ama oyunda ilginç bir şey var. Siz Lütfi Kaleli işte, evet, canlandırıyordunuz, evet, oynuyordunuz. Ve Lütfi Kaleli de bir an oyuna gelmiş, izlemiş. Siz onunla göz göze gelmişsiniz. Onunla ilgili ne hissettiniz? O an ne düşündünüz? Şimdi, konuşacağız ama reklamlardan sonra konuşalım. Doğru. Olur mu? Evet. Peki, kısa bir aranın ardından Gülümse devam edecek sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler ve Cem Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Gülümse devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Yiğit Tuncay Yıldırım'la. Böyle... Aslında Yıldırım'a gerek yok, Yiğit Tuncay diye bilinir. Değil mi? Kız, yani, öyle mi bilinir genelde? Tabii öyle bilinir. Ben... Afişlerde Yiğit Tuncay diye yazar, öbür türlü 8 kilometre oluyor. Yani afişte yer bulamıyorsunuz. Ben de şimdi Yiğit Tuncay, Tuncay Yiğit böyle karıştırırım. Yiğit Tuncay diye bilirler. Yiğit Tuncay diyorlar. Peki, evet, bu arada dinleyicilerimiz de bizi dinliyorlar. Radyodan şu an ortak yayındayız bir taraftan da tabii. Hem izleyicilerimiz hem de dinleyicilerimiz dinliyorlar bizi. Oo. Az önce... Siz Avrupa Birliği'ne girmişsiniz yani bizden önce. Az önce konuştuk Lütfi Kaleli ile sahnedeyken bir karşı karşıya gelme durumunuz var. Ne hissettiniz o an? Şimdi o çok ilginç bir şey. Sakince izliyordu kesinlikle. Oyuncu olarak yani oynadığım kişinin karşımda oturuyor olması çok garip. İlk kez mi yaşadınız, evet, böyle bir şey? Evet, ilk kez. Başka oyuncular da yaşamıştır. Yani yaşamamıştır belki de. Sanmıyorum. Nereden yaşayacaklar? Tabii. Mümkün değil çünkü hep kurgusal karakterlerdir. Evet. Sahneye bir çıktım. Aa, Lütfi Kaleli oturuyor orada. Benim de onu canlandırdığım bir onun, evet, sahne var. Fakat şöyle bir durum vardı. İlginç olan Lütfi Kaleli herhalde bu Sivas katliamını yaşadıktan sonra, o Madımak'taki o olayları yaşadıktan sonra her yere çağırmışlar bunu. Her yerde gitmiş, anlatmış. Anlata milyonlarca kez anlata. Artık robot gibi olmuş adam. Yani ne yapsın? O yüzden de tepkisiz gayet sakin böyle sakin anlatıyor. Ben de o görüntüleri seyretmiştim oyuna hazırlanırken. Onun anlattığı sahneleri mi? Olayı anlattığı sahneleri. Evet, çünkü benim zaten oynadığım laflar birebir onun lafları. Ama dedim ki ben bunu böyle oynayamam yani. Eminim ki dedim, bu adamın içinde fırtınalar kopuyordur. Elbette. Ben dedim içindeki fırtınaları oynayayım. O yüzden de ben onun tam tersi bir yorum getirdim. O çok sakin anlatırken olayları, ben çok sinirlenerek anlatıyorum. Evet. Çok kızarak anlatıyorum. Bir de şu var, yanımda Aziz Nesin, yani genç Erkal Aziz Nesin'i oynuyor. O da o Aziz Nesin'in daha olgun bir tavırda yorumluyor. Hem de öyle bir karşıtlık çıkmış oluyor. O yüzden Lütfi Kaleli'yle yaşadığım o an çok enteresan bir andır. Bir daha başıma gelir mi bilmiyorum ama birçok oyuncunun da başına gelmiş bir şey değildir sanıyorum. Sahneye bir çıktım, oynadığım adam karşımda oturuyor. Ya yani bir etkilenme durumu oldu tabii mu? Tabii tabii oldu yani. Şaşırdım da ne yapacağım dedim. Ve çok dikkatle, o bölümü çok dikkatle seyrettim. Yani. Çünkü kendisini seyrediyor. Bir de ona sormak lazım. Tabii. Kendinizi seyrettiğinizde ne hissettiniz, evet, diye. Evet, ona sorma şansınız yani, olmadı tabii sizin. Olmadı. Oyundan sonra acil gitmesi gerekiyormuş. O yüzden gitmiş. Sonra da karşılaşamadık bir daha belki ama. Belki bir yerlerde izliyorsa, duyuyorsa, bizi bağlanırsa çok sevinirim. Gerçekten evet, ne ben hissettiğini de ben de merak ediyorum Lütfi Kaleli. Ben de sevinirim. Bir de tabii Sivas 93 gerçekten çok önemli bir oyun ve dedim ya az önce, ben de işte Sivas olayları oldum da çok yetişkin denebilecek yaşta değildim açıkçası. Evet. Daha sonra tabii daha detaylı okudum olan olayları. Orada ekranlara yansımayan pek çok ayrıntıyı da görme şansını elde ettik, evet, o oyunda. Çünkü birebir o görüntüler, sadece belgeler belki inandırıcı gelmeyebilir, birileri yazılmış deney diyebilir ama diyebilir. Görsel olarak görüntüler, evet, vardı. Ben Muammer Karaca'da izlemiştim. O salonda işte oyunun da yeni gösterime başladığı, evet, dönemde izlemiştim. İnsanların hani bir süre sonra oyunun içine girdiğini ve hani hıçkırık sesleri falan duymaya başladı mesela, evet, ben aynen bir öyle noktada hakikaten koptuğumuz anlar oldu. Hıçkırıyor insanlar. Sizler oyuncu olarak o hıçkırıkları belki duydunuz, insanların gözlerine mutlaka bakıyorsunuz. Duymaz olur muyuz? Siz etkilendiniz mi? Yani ne bileyim işte, dediniz ki mesela ben işte Lütfi Kaleli'nin sessizdi, gayet sakin anlatıyor ama fırtınalar kopuyordur o adamın içinde dediniz. Evet. Hani siz zaman zaman belki böyle daha sesinizi yükselterek oyunun akışında, ne bileyim daha çok bağırarak, ne bileyim daha çok öfkelenerek anlatmak istemiş olabilirsiniz. Oralarda nasıl kontrolü sağladınız? O zor bir şey. Bir de hakikaten kontrol etmek gerekiyor. Çünkü zor bir şey. Belgesel tiyatroda çok fazla duyguya girmiyorsunuz.
neden? Belgeleri gösteriyorsunuz, evet, anlatıyorsunuz. Sizin esas hedefiniz bu. Ve bu konuda da mümkün olduğu kadar hassas davranmamız gerekiyor. Yani bizim oyunculuk tarzımız göstermeci oyunculuktur. Özdeşleşmeci oyunculuk değildir. Değil. Yani oyunla özdeşleşmek değil. Biz sadece... Çünkü oyuncu her zaman eleştirelliğini tutar. O yüzden de oynadığı kişiye bir yabancılaştırma efekti uygular. Yani onun arasında hep bir mesafe bırakır. Birebir kendisi olmaz. Biraz yaklaşır, zaman zaman tamamen uzaklaşır. Ve o kişiyi oyuncu eleştirerek de oynayabilir. Yani bu yöntem Brecht'in yöntemidir. Ama tabii şöyle baktığınızda bunu İsmail Dümbüllü'de de naif olarak da olsa görürsünüz. İsmail Dümbüllü'de de vardır bu mesele. O yüzden bu oyunda da biz birebir kendileri olmuyoruz. Zaman zaman çok yaklaşıyoruz, zaman zaman uzaktan evet, bakıyoruz. Anlatım hani anlatıcı... Tabii mesela kalkıp şimdi siz oradaki belediye başkanını oynuyorsunuz. Adam lütfen dağılın diyor. Düşünebiliyorsunuz kitle oteli yakmak için gelmiş. Siz onlara lütfen diyorsunuz. Şimdi bu adamla nasıl özdeşleşebilirsiniz siz? Ve şu da var, özdeşleşseniz... Özdeşleşme sağlansa kime ne faydası var? Kime ne faydası var tabii. Onu eleştirerek yani, oynayacaksınız siz. Çünkü o yaptığı doğru değil o insanın. O yüzden de bunu oyunculuğunuzla göstermeniz gerekiyor. Hıçkırma dediniz. Hıçkırma insanlar özellikle otelde yangın başladığı anda bizim bir sahnemiz var. Bu otel içindeki görüntülerde evet, özellikle. Orada hakikaten insanların hıçkırdığını ben duyuyordum. Ya inanılmaz bir acı. O anı hiç yaşamamış, haberlerde bile seyretmemiş yeni genç kuşaklar var. Onlar bile çıkarak aldı. O yüzden ayda bir de olsa oynansın diyorum ya, görsünler o gençler evet, diye. Evet. Selman Bey vermiş hattımızın diğer ucuna. Bir merhaba diyelim, bizimle merhaba, paylaşacağı neler var bakalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz beni? Ben duyamıyorum. Ben de duyamıyorum. Arkadaşlarım yeniden bağlarlarsa. Selman Bey duyabiliyor musunuz bizi? Alo. Hoş geldiniz. Biraz geç geldiniz. Oldu. Ben Almanya'da arayan izleyici. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ha, ben Başak Hanım'la. Ha, tamam, karşımda. Benim buyurun. Evet. Ha, tamam, geldim. Buyurun. Ben de iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sizlere Başak Hanım, ben dışına izliyorum zaten sizi. Şimdi Tuncay Bey bir kelime konuştu. Ben onun için o iki kelimeyi bir ileteceğim size. Hangi kelime? Buyurun bakalım. Tuncay Bey dedi ki, hani bu işte katliamlar, hani işte Maraş olsun, Çorum olsun, Sivas olsun, yani Yavuz'un dönemini konuşmayalım. Dedi ki bunlar ne istiyorlar, hani bu katliamı yapıyorlar Başak Hanım. Onların istediği neydi? Onlar dinin, imanımız gidiyor diye peşinden koşmak için o insanları katlediyorlar. Çünkü onların dini, imanı, hani dinine, imanına bağlı olsalar, İnsanları hiçbir zaman insanlara zerre kadar zarar vermezler. Hep onun için konuşuyorlar. Aman din gidiyor öldürün. Aman din gidiyor başını kesin. Aman din gidiyor ortada kaldırın. Tabii ki bu ta ileriden beri ben yani ta uzun tarihe dönmek istemiyorum. Bugüne kadar yaptıkları hep bunun üzerine. Hep. Din gidiyor öldürün. Din gidiyor kesin. Din gidiyor yok edin düşüncesiyle bunu yapıyorlar Başak Hanım. Peki çok teşekkür ederiz katılıp görüşleriniz bildiğiniz için. Ben bu konudan size çok çok teşekkür ederim bağlandıkları için. Tuncay Bey'e de selamlar. Hepinize de selamlar. Sevgilerimi iletiyorum. Cem televizyonun hastasıyım. Çok teşekkür ederim. Sabahleyin açarım, yatağa giderim, kapatırım. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Baş tacısınız hepiniz. Sağ olun. Hoşçakalın. Bir an şeyden korktum. Sabahleyin açarım dedi ya Cem TV'yi. Akşam da kapatırım. Sonra gece de rüyamda görürüm. gece kapatmayanlar Selman Bey'e selamlar söyleyeyim. Gece kapatmayanlar olduğunu da biliyorum. Gerçi radyoyu daha çok biliyorum. Hani birebir oradaki dinleyicilerle diyalog halinde olduğumuz için. Evet. Şöyle ilginç şeyler var. Bilmiyorum başka radyolarda ya da başka televizyonlarda bunu yaşıyorlar mıdır? Diyelim işte çok fanatik kelimesi ne kadar doğru olur bilmiyorum. Sürekli Cem Radyo dinliyor. Radyoyu açıyor. Çarşıya pazara gidecek işi var. Kapatmıyor. Orada çalıyor radyo. İlginç bilmiyorum başka radyolar ya da başka televizyonlar. Onu şey için yaparlar genelde. Rating alıyor diye düşünüyorum. Pazara gidiyorsa
evde biri var sanılsın, hırsızlara karşı da önlem olarak yapıyorlar onu. Mutlaka. Hırsız girerse radyo çalıyor, evde biri var, girmeyeyim de. Peki Sivas 93'ü gerçi bütün programı bilmiyor olabilirsiniz. Hani bu kadar konuştuk, izlemeyenler varsa devam ediyormuş bu oyun ya, oynanıyormuş arada bir de olsa, evet, diyenler olabilir. Var mı hani şu tarihte şöyle, şurada, şu tarihte şurada? Hemen söyleyeyim. 16 Kasım İstanbul'u biliyorum, Avcılar Barış Manço'yu. Evet, şimdi şöyle 18 Ekim Sivas 93 Samsun Devlet Operası'nda, Samsun'da. 19 Ekim'de Ordu'da Atatürk Kültür Merkezi'nde. 20 Ekim'de Trabzon Devlet Tiyatrosu'na, Trabzon'dayız. 21 Ekim'de de Rize Kültür Merkezi'nde, Rize'deyiz. Karadenizli. Evet. Sonra Kasım'da yani. 14 Kasım Ankara'dayız. Ankara Tiyatro Festivali var. Hı. Oradayız. 16 Kasım sizin de söylediğiniz gibi Avcılar'dayız, Barış İstanbul'da. Barış Manço Kültür Merkezi'nde. İstanbullara duyurmuş olun. 21 Kasım, onu da söyleyeyim, Bielefeld, Almanya'dayız. 27 Kasım Strasbourg, 28 Kasım Strasbourg, 29 Kasım yine Strasbourg. Şu anda şu andaki program, belli olan program bu. Hı. Yine Dostlar Tiyatrosu'nun sitesinden de bakabilirler. Tabii programa. Bakabilirler. Nerede, ne dostlartiyatrosu.com diye. Oradan mutlaka bulabilirler. Sivas 93 ile ilgili son bir soru soracağım. Ondan sonra Sivas 93 konusunu hani kapatıp başka şeyler de sormak istiyorum size. Tabii. Program öncesi sohbet ederken şöyle bir şey söylediniz siz. Birkaç oyundan bahsettim ben size. Onların varlıklarını sürdürmeli, yani devlet desteği, Kültür Bakanlığı desteği ya da ayrılan fonlarla ilgili. Az önce demiştiniz ki işte bizim eğer bir tarafsanız bütün kapılar size açık olmayabiliyor. Yani maddi anlamda da bu böyle. Destekler az olabiliyor. Maddi destek konusunda sıkıntıya düştüğünüz noktalar oldu mu? Destekleyenler oldu mu? Desteklemeyenler oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bugün birçok tiyatro... İstediğiniz salonda oynayabildiniz mi? Yok, oynatmıyorlar. Ona izin vermiyorlar. Evet, izin ver. Mesela Sivas 93 ile ilgili yaşadığımız bir olayı söyleyeyim size. Biz Sivas'a defalarca başvurmamıza rağmen bizi Sivas'a oynatmıyorlar. Birebir valilik izin vermiyor. Bu oyun Sivas'ta oynayamaz kardeşim diyor. Mesela Maraş'ta oynamak için biz girişimde bulunduk ki salon tutuldu. Biletler satılmaya başlandı. Fakat bilet satış noktalarına gelip tehdit etmişler. Eyvah eyvah. Evet. Böyle olaylar oldu ve biz Maraş'ın kapısından döndük. Maraş'ta oynayamadınız. Sivas'ta oynayamadınız. Oynayamadık. Yani o zaman ne anlamı var? Bir Çorum'da oynayabildik. O da güzel bir şeydi. Çünkü Çorum'da da yaşanan gerçekler var. Ama Sivas'ta ben bu oyunu çok oynamak istiyordum. Sivas'ta oynanmasını çok istiyordum. Olmadı bir türlü. Bütün girişimler geri çevrildi. Kültür Bakanlığı'na onlar devreye sokuldu. Fakat onlar da başarılı olamadılar. Şimdi devlet desteği deyince de şöyle söyleyeyim, tiyatrolar başvuruyorlar, devlet yardımı alıyorlar. Ben hiçbir zaman böyle bir yardıma başvurmadım. Başvursam belki de alabilirim ama Dostlar Tiyatrosu alıyor. Yani böyle bir destek alıyor ama bu destek zaten komik bir şey. Yani verilen paralar komik paralar, sembolik şeyler. O yüzden devlet desteği, hani yazar ya afişlerin altında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla diye. Evet. İşte o yardımı veriyor diye yazdırılıyor oraya ama bir de altına verilen yardımı da yazsalar ya ne kadar olduğunu. Mesela ilginç bir şey olur bu. O yüzden sizin neyinize yeter ki o? Neyinize yeter? Tiyatroyu yaşatmak çok kolay bir iş değil. Özel tiyatroda bir oyunu sahneye koyuyorsunuz ama o oyunun seyirciden ilgi görüp görmeyeceği belli değil. Belli değil tabii. Belirsiz. Belki de mesela bugün bazı hassasiyetlerin olması bu Sivas 93 çalışmasını bu kadar zirveye taşıdı. Böyle bir hassasiyet olmasaydı bu oyunu belki de bu kadar kitle seyretmeyebilirdi de. Yani bu bir risk. Tiyatro tabii böylesine bir risk. Kesinlikle katılıyorum. Yani o yüzden ne olacağı belli olmaz. Her an batıp her an çıkabilirsiniz. Umarım Sivas 93 gerçekten çok fazla izleyiciyle buluşur. Yani bu, ulaşabildiği kadar ulaşsın istediğim oyunlardan. Biz onun inadındayız, merak etmeyin. O İnşallah Sivas'ta, Maraş'ta da oynama fırsatınız olur. İnşallah. Yani ben ümit ediyorum. Çünkü bakıldığı zaman hakikaten hani... mantıksız geliyor. Yani niye Sivas'ta oynanmasın ya da. Çünkü oyunun içinde bir türlü kapatamıyor Sivas 93'ü ama önemli cümlelerden bir tanesi de belki tam olarak hatırlamıyor olabilirim. Sivaslıların suçu değildi anlamında bir cümle de vardı. Sizin şöyle diyoruz. Sivaslıları tümden suçlamak doğru değildir. Doğru değildir. Birçoğu kanlı Sivas.
yobaz halk imajından kurtulmak istiyor ama ancak ne yapacaklarını bilmiyorlar. Orada gizli kalan bir sağduyu sahibi insanlara bir sesleniş var orada. Ve burada da şu da var, olgunlukla yaklaşmak gerekiyor. Tabii ki çok derin acıları olan insanlar bu cümleyi çok itici buluyorlar. Ne demek Sivasların tümden suçlu değil, hepsi suçlu. Bugün orada anma yapmaya gittiğimizde bile bize iyi davranmıyorlar gibi yaklaşımlar olanlar var. Onlara da bir şey diyemiyorum yani. Onların da acıları olduğu için bu kadar tepkisel olabiliyorlar tabii ki. Fakat şunu düşünmek lazım. Bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Hep birlikte yaşamanın bir yolunu bulmak zorundayız. Bu yolu araştırmak, yarınlar için daha sağlam adımlar atmak anlamına gelir. Aksi takdirde farklılıklarımızı kaşırsak çok fazla... Bunun sonu iyi bir yere gitmez. Gitmez. Yani evet. Bu iyi bir şey değil. Olgun. Hani bu ara açılımlar modası var ya, o anlamda söyledim. Peki, Yiğit Tuncay Yıldırım peki tiyatro dışında neler yapar mesela? Tiyatro dışında cilt atölyemiz var. Beyoğlu'nda. Eski kitapları restore ediyoruz. Çok güzel. Ciltliyoruz. Geleneksel tarzda yani cilt kişisel yapıyoruz. Yani herkes gelip size kitaplarını getirip o şekilde bir nasıl biraz açarsanız çok sevinirim. Şöyle cilt kütüphaneler atölyesi de var. Şöyle söyleyeyim. Kurumlar mı getiriyor size kitapları? Kurumlar da benim var. Yoksa evimde işte bireyler de var. Tabii. Eski kitapları da getirdiğimde. Mesela şimdi 17. yüzyılda basılmış bir kitap. Kitap darmadağın olmuş. Kapağı paramparça olmuş. Ama orijinal haliyle kalmasını istiyor insanlar. Bize getiriyorlar. Biz onu tedavi ediyoruz. Zaten atölyemizin adı Kitap Hastanesi. Kitap Hastanesi. Kitap Hastanesi. Biz de doktorlar ve hemşireler olarak oradayız yani. Var mı? Bizim ülkede çok yaygın mı? Hani hiç gitmedim, bilmiyorum böyle kitaplarımı. Hani ciltçiler var da Kitap Hastanesi mantığında. Çok yer yok. Ama tabii ki bu işi kovalayan insanlar da var. Yani kitap restorasyonu yapan, bu işe uzman olan insanlar var. Ama bu ülkede bu işin pazarı yok. Mecburen onlar da belli başlı kütüphanelerin kadrosu içinde ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Siz yine tabii edebiyattan, kıyısından, köşesinden diye ciltlemek falan filan tabii. Bir şekilde mutlaka kitabın kıyısındayım. Çok okur musunuz? Okuyorum. Neler tercih edersiniz mesela genellikle? Yine politik şeyler mi? Tiyatroda olduğu gibi. Yok, roman çok severim ben. Yani çok roman okurum. Şiir okurum. Araştırma kitapları okurum bir de. Araştırma, inceleme kitapları. Tarih. Zaten bir başat ilgi alanlarından biridir tarih. Tarihle çok fazla ilgiliyim. Çok seviyorum. Aynı konuyu 50 ayrı kişi başka açıdan değerlendiriyor. 50'sini de ama okurum. Ama doğrusu ben. Doğudur yani kendinize göre evet. Hani bir şey sonuç çıkarmak. 50'sini de okurum. Herkesin fikir sahibi olmak istiyorsanız. Herkesin analizlerine bakarım. Farklı görüşleri de okumak lazım. Yavaş yavaş programın sonuna geldiğimizi söylüyor arkadaşlarım. Son birkaç dakika. Her şeyin bir sonu var. Ama çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Ben de çok keyif aldım. Siz de keyif aldınız mı? Bir şiirimiz daha var bizim. Onu evet. Paylaşalım da ondan sonra kapatmış olalım programı. Yine arkadaşlar eğer stüdyoda da duyabilir miyiz fonu? Ben dedim ki havasına girsin şöyle Yiğit. Ve evet. Ben hep havamdayım zaten. Evet, hiç o havadan çıkmıyorum ki. Hadi o zaman dinleyelim. Şimdi şöyle günümüzde bir özgürlükler şeyi var ya, yaklaşım var insanların. Herkes özgürlük peşinde. Pikrin herkes özgürce söylesin. Evet, özgürce inancımızı. İşte, evet biz bilmem neyiz işte, biz de özgürlük istiyoruz. Biz şudur budur. Nazım Hikmet bu hürriyet ve özgürlük meselesine bu şiirle çok güzel yaklaşmış. Ben de bu şiiri çok seviyorum. Hadi biz de keyifle dinleyeceğiz. Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu. Bir lokma bile tatmadan yoğurursun bütün nimetlerin hamurunu. Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında. Ananı ağlatını karun etmek hürriyetiyle hürsün. Sen doğar doğmaz dikilirler tepene. İşler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan değirmenleri. Büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün. Vicdan hürriyetiyle hürsün. Başın ensenden kesik gibi düşük, kolların iki yanında upuzun, büyük hürriyetinle dolaşıp durursun. İşsiz kalmak hürriyetiyle hürsün. En yakın insanınmış gibi verirsin memleketini. Günün birinde mesela Amerika'ya ciro ederler onu. Seni de büyük hürriyetinle beraber, hava üssü olmak hürriyetiyle hürsün.
Yapışır ya yakana kopasa elleri Wall Street'in. Günün birinde diyelim ki Kore'ye gönderilebilirsin. Büyük hürriyetinle bir çukura doldurulabilirsin. Meçhul asker olmak hürriyetiyle hürsün. Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil. İnsan gibi yaşamalıyız dersin. Büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi. Yakalanmak, hapse girmek, hatta asılmak hürriyetiyle hürsün. Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında. Hürriyeti seçmene lüzum yok. Hürsün. Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında. Ne güzel anlatmış değil mi? Evet. Özetle budur. Özetle budur. Evet. Peki Yiğit Tuncay Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben çok keyif aldım. Bir daha bekleriz. Yine bekleriz efendim. Tabii ben yolum buradan her geçtiğinde uğrayayım. Uğrayın tabii. Biz alırız hemen stüdyoya. Söyleşmeye başlarız sizinle. Oldu. Peki bu da bizim programımıza ait bir defter. Bakalım ne yazacaksınız? Bu kadar şiirle uğraşan, şarkı sözleri yazan birine yazacak diye de merak etmiyor değilim. Yazarsınız çok mutlu edersiniz bizi. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler, Gülümse'yi bugün de burada noktalıyoruz. Bugün tiyatro ile ilgili konuştuk. Bir tiyatrocu konuğumuz vardı. Yarın müzik olacak yine işin içinde. Programda müzik olacak. Halk müziğinin önemli isimlerinden biri sevgili Erol Parlak bizlerle birlikte olacak. Yarın yeniden görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.